Herkese merhaba. Bu video benim yaza girerken yaptığım alışverişlerin kısa bir videosu olacak. Yani umarım kısa olur. Öncelikle kıyafetten başlayacağım. Ufak tefek makyaj, yani renkli kozmetik var, aksesuar var. Onları göstereceğim. Hızlıca geçmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alışverişlerimin hepsi en fazla 20 günü kapsıyor. En eski aldığım şey 20 günlük. O yüzden güncel hala bulabilirsiniz. Aldıklarımın birkaçını giydim ama birkaçını daha denemedim. Giydiklerimden de bahsedeceğim. Öncelikle şunu göstereyim. Bunu Zara'dan almıştım. Şöyle hafif, kısa denmez ama orta boy bir bluz, tişört. Çok rahat kolları, kumaşı. Bunu da Mudo'dan almıştım. Mudo'da bir indirim vardı. Ayrıca Zubizu'yu kullanarak %25 daha indirim yaptırmıştım. Bu çok uyguna gelmişti bana. Ankara'da Addax diye bir mağaza var. Bilmiyorum başka illerde var mı? Kızların kurtarıcısı olabiliyor bazen. Bazen de kabus olabiliyor. Herkesle aynı şeyi görüyorsunuz. Fiyatları çok uygun. Bu arada ben bugün akşam Antalya'ya gidiyorum 4 günlüğüne. Daha doğrusu bu alışverişler Antalya'ya yönelik oldu biraz. Ama güzel de oldular. Öncelikle şu üstü göstereyim. Lazer kesim bir kısmı var. Şurada yakası. Efsane duruyor. Hepsinin etiketlerini koparmışım ama bunu daha önce giymedim. Zaten alalı birkaç gün oluyor bunu. Hala bulabilirsiniz. Fiyatları çok uygundu. Karışık gidiyorum artık. Kombin olarak katlayıp koymuşum çünkü. Addax'tan. Böyle. Mini bir etek. Stretch. Bu da crop top bir üst. Bu da Addax'tan. Bu gemici motifleri desenlerini yaza ben çok yakıştırıyorum. Bunun altına da şu eteği aldım. Böyle düz. Ne rengi bu? Nar çiçeği gibi değil ama biraz daha turuncumsu bir etek. Bu üstü aldım. Önü bu şekilde. Arka sırt kısmı da şöyle. Bu da çok güzel kombinlenebilecek bir ürün. Bu nereden? Bunu Bershka'dan aldım. En yeni bu sanırım. Böyle askılı, çok rahat, ferah, bunaltan, nemli sıcaklarda çok güzel gidebilecek, rengine bayıldığım, modelinde bir şey yok gördüğünüz gibi ama rengine aldığım bir yine crop top üst. Pantolon var bir tane. Ben bunu Bershka'dan aldım. Benim siyah kanvasım rengi atmıştı, artık füme oldu. Siyahtı önceden. Düz capri boy. Bilekten biraz daha kısa bitiyor. Kenarlarında şu şekilde fermuarları var. Şöyle de bir görünümü var. H&M'den indirimden aldıklarımı gösteriyorum size ve fiyatlarına göre inanılmaz parçalar bence. Öncelikle şöyle desenli bir tulum. Önü de desen pek model belli olmuyor ama şuraları düğmeli aşağıya kadar. Aşağıda bir büzgüsü ve ipi var. Bir elbise göstereceğim. Bu da indirimdeydi. Arkası bu şekilde elbisenin. Önü de bu şekilde düz. Belden kesimli mini bir elbise. Yine bu da indirimdeki parçalardandı. Ne yazık ki bu indirimde değildi ama çok güzel, çok beğendim, o yüzden aldım. Zaten böyle bir şort arıyordum. Ne derler? Efil efil. Kot şort her zaman iyi olmuyor. Kurtarıcı bir şey yazın ama böyle bir şort arıyordum. H&M'de birkaç model daha vardı. Karışık desenli ama onların kumaşı bununki gibi dökümlü durmuyordu giydiğimizde. Giydiğimizde kaç kişi denediysek bir şortu giydiğimde dökümlü durmuyordu. Bunun motiflerini de ayrıca daha çok beğendim. O yüzden bunu almıştım. Bu indirimde değil dediğim gibi. Üzücü. Bikini aldım. Dediğim gibi tatile yönelik oldu. H&M'den bu üstü aldım. İçi de şöyle. Motifi çok güzel. Şu taşlarının bakırlılığının müthişliği. Çok güzel. Desenini dediğim gibi çok beğendim. İki tane de alt aldım. Birisi
bununla uyumlu olması için bu altları kotondan aldım. Bu altı bunun için almıştım. Böyle düz, hiçbir şey yok, ipli. Beyaz bir alt kurtarıcı oluyor. Genelde benim üstlerim renkli desenli. Beyaz hepsinin altına giyerim diye düşündüm. Ve renkli canlı üstlerim için de kotondan bu sarı, cart sarı altı aldım. Bunu da çok beğendim. Öncelikle renkli kozmetikten bahsedeyim. Ben biliyorsunuz ki birkaç video önceden toplu bir renkli kozmetik alışverişi yaptım. Hiçbirini bitirmedim. Hepsini çok severek kullanıyorum. Başka ben kozmetik almıyordum. Yaklaşık Ocak, Şubat, Mart. Neredeyse bir Ocak'ta gittim. 3-4 aydır hiçbir şey almadım. Yalnız rimelim bitmişti. O yüzden bu Maybelline'in yeni çıkan Lash Sensational olan rimelini aldım. Çok güzel. Şöyle bir fırçası var. Eğimli. Bunu aldım. Güzel, bir iki kez kullandım ama çok yapış yapış. Hatta gözümde de şu an o var. Dediğim gibi güzel volüm veriyor, uzatıyor ama çok yapış yapış. Her yere bulaşıyor. Her yere bulaşıyor. Daha sonra bu ay aşk yaşadığımız bir dudak ürününden bahsediyorum. Golden Rose'un bu yeni çıkardığı mat lipstiklerine hayran oldum. Bendeki rengi ne? 08. Koyu bir gül kurusu. Zaten gül kurusuna hastayım. Şöyle göstereyim size de. Yani yumuşacık ve efsane bir yapıları var. Akmıyor, gitmiyor, yemek yiyorsunuz, uçmuyor. Müthiş yani, kesinlikle gidin deneyin. Bir tane bakım ürünü aldım. Bu Himalaya'nın soyulan maskelerinden, gözenek için olan maskelerinden. Salatalıklı ve bademli. Şöyle ki, çok ünlü olan bu siyah peeling etkisi yaratan Japonya'dan, Çin'den gelen maskelerle birebir tutuluyor. Hatta ben de bunu Simge ile konuşuyordum. O maskelerden almayı düşünüyorum. Sen ne diyorsun gibi. O da dedi, hani beklemek istemiyorum dedim Japonya'dan gelmesini. Bunu deneyebilirsin. Deneyenler var. Benziyormuş dedi. Ben de o yüzden gidip bundan aldım. Yüzde daha çok bence etkili oluyor. Burunda pek işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Ama onun dışında dediğim gibi Japonya'dan gelmesini beklemek istemiyorsanız ıvır zıvırların, bunu gidip deneyebilirsiniz. Sanırım gratis de vardı bu. Ben bunu gratisten almıştım. 3 tane telefon kabı aldım. Bir tanesi telefon kabı aslında ama ben öbürlerini de telefon kabı olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bershka'nın 6 Plus'a göre kabı yok. Tesadüf eseri bir arkadaşta gördüm. Dedim nereden aldın? Bershka'dan deyince atladım. Çünkü Bershka'dakiler hem uygun oluyor hem de böyle çok güzel desenli oluyor. Bu da mandala desenli, bayağı ünlü olmuştu bir ara. Boyama kitaplarında vesaire de mandala desenli bir kılıfı, kabı. Silikon değil, çıtır çıtır kırılanlardan ama yine de çok beğendim. Çok güzel durur. O yüzden bunu aldım. Kendi kaplarım zaten eskimişti. Onun dışında H&M'den bu iki tane kabı, kılıfı artık ne derseniz. Onları aldım. İkisinin de rengi çok güzel. Şöyle kullanacağımı düşünüyorum. Denizde, havuzda bu ağzı bu şekilde mıknatıslı. İçine kum veya su gireceğini düşünmüyorum. O yüzden çok kullanışlı. İlle telefon değil, zarar görmesini istemediğiniz herhangi bir şeyinizi de buna koyabilirsiniz. Hatta bence direkt cüzdan olarak da kullanılabilir. Dediğim gibi o tarz şeyler için aldım. Ben telefonumu koyacağım. Denedim, sığıyor bu arada. Düşünenler varsa. İki tane çanta alışverişim oldu. Bir tanesi tam çanta değil, clutch diyebileceğimiz el çantalarından. Bunu Stradivarius'tan aldım. Günlük kullanıma, yazın kullanımına daha uygun olduğunu düşünüyorum büyük çantalardan. Şöyle. Ama fermuarı birazcık sorunlu. Şu şekilde. Bunu ben ayrıyeten satın aldım. Anka Mall'in içinden, adını hatırlamıyorum, en üst katta bir butik olması lazım. Oradan aldım. Buna verdiğim fiyata birazcık içim acımadı değil. Ama çok hoşuma gitti. Ve çok yumuşak. Aldıktan sonra kadın bana bunun tavşan tüyü olduğunu söyledi. Hani ben de sordum. Dedim nasıl yani, ne yapıyorsunuz tavşanlara gibi. O da merak etmeyin, dökülen tüylerinden yapılıyor dedi. O yüzden
İçim rahatladı biraz. Umarım doğrudur. Ama çok yumuşak yani. Ben de bu şekilde aksesuar diyeceğim. Aksesuar olarak kullanıyorum. Diğer aldığım çantada gözümün nuru bu küçük çanta oldu. Bunu ben Accessorize'den aldım. Şunu dediğim gibi sonradan kendim ekledim. Bu yoktu. Bunu da ben ekledim. Çantanın dış görünümü bu şekilde. Bir tane uzun kulbu var. Çantanın güzel yanı şu. Ayrıca bununla birlikte saklıyorum şekli bozulmaması için. İçi de parfüm testerlarıyla dolu. İçinde şu şekilde fermuarlı bir kısım var. Sevdiğim yanı şu oldu çantanın. Bir bölmesi var içinde. Şunları bu kancaya taktığınızda çantanın şekli değişiyor. Daha hoş oluyor. Şu şekilde takıp şöyle kapattığınızda birazcık bucket modellere benziyor. Böyle de kullanımı çok hoşuma gitti. Bunda indirim yoktu. Ama hala orada olması lazım. Bir de çok açık cart bir pembesi vardı. Ben onu kullanamayacağım için bu turuncumsu rengini aldım. Çok beğenerek de kullanıyorum. Benim yazlık alışverişim bu kadar. Eğer fiyatlarını merak ettiğiniz ürünler olursa bana ulaşabileceğiniz adresleri aşağı yazacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Tekrar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.